Yerel seçimler öncesinde liderler bazı mitingleri ittifak ortaklarıyla birlikte yapmayı değerlendiriyor. Peki kısa süre öncesine kadar ortak mitinglere pek de sıcak bakmayan MHP lideri Bahçeli ne yapacak? İşte yanıtı. Çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler yapılıyor. Yerel seçimlere 3 ay kaldı, liderler meydanlara inme hazırlıklarına başladı. Bunlara da gerek Kaan dersi gelin verin. İttifaklar ortak miting çalışmalarını da beraberinde getirdi. Erdoğan'la Bahçeli'nin İstanbul ve Ankara gibi bazı büyük şehirlerde meydana birlikte çıkmaları planlanıyor. Cumhur İttifakı devam etmelidir. Aslında kısa süre öncesine kadar ortak miting fikrine sıcak bakmıyordu MHP lideri. Ama kulislere yansıyan bilgiye göre ikna edildi. Yeni kapı ruhunu canlandırmayı hedefliyor MHP'li AK Parti. Ortak mitinglerde Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak görülüyor. Beraberlik, kardeşlik içinde. Peki iki lider ilk ortak mitingi nerede yapacak? Öne çıkan şehir Adana ama Mersin ya da Manisa'nın da tercih edilebileceği belirtiliyor. Geliyoruz İzmir'e. Nihat Zeybekçi. Cumhur İttifakı cephesinde merakla beklenen bir diğer açıklama ise cumartesi günü yapılacak. Erdoğan İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir ilçe adaylarını da ilan edecek. Seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürerken 71. doğum gününü de yeni yılın ilk gününde kutladı Devlet Bahçeli. Kazakistan'dan gelen konukları ise doldurulmuş kurtbaşı armağan etti MHP liderine.